Merhabalar. 8. videoya hoş geldiniz. En son şimdi şu Evil Hag'in yanına gelmiştik. Yapmamız gereken birkaç bir şey var. Birincisi şu hastalıklar bir türlü geçmiyor. Onlarla girme riskini gözüm şeye alamam, riske alamam. İkincisi imp yok, imp'i de çağıracağız da. Bir üçüncüsü de ben bu fight'ta bir sebepten dolayı Will yerine Gale'ı istiyorum. O yüzden uzun bir kamp yapsak iyi olacak sanırım. Hem Will'i şimdilik partiden çıkartıp Gale'ı alalım. Hem şu hastalık, lanet hastalıktan kurtulalım. Will'i şimdilik şey yapıyorum. Şimdilik kampta beklemeni istiyorum diyelim. Hem Gale'a da level atlatmamıştık, onun level'ını atlatalım. Bu gene 85'in Allah bilir. Neymiş bakalım önemli konu? We've been on the road together for a while now, haven't we? Survived some peril. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate. Tamam. You stood in front of a crossbow to break the way you got Korga to really the way we got that boy out of a hut. In short, I've grown to trust you. Tamam, bunu duymak güzel. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you. Bir şey söyleyecekmiş bize. I have this condition. Very different from the parasite. Ne tür bir durum diyelim? Specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with. What it comes down to is this: every so often I need to get my hands on a powerful. Evet, bu arada bir güçlü büyülü bir nesne istiyor. Bu da burada da kastettiği şey nadir eşyalar olması gerekiyor. I can say no more on the matter. Not just trust me when I say it's been days since I last consumed an artifact. Since we've by that I mean it's imperative that I find and consume strands of weave at the earliest possible juncture. Yardım etmekten mutluluk duyarım diyelim şimdilik. And as luck would have it, you're already primed to give me exactly what. Evet, şimdi burada bir sürü büyülü artifact, yani inventörümüzdeki her şey piyasaya çıkıyor. Bunu vereceğim mesela, bunu kabul ediyor. Zaten şey var, sadece rehberlik veriyor. Rehberlik de bizim Shadowheart'ta olduğu için gerek yok. Onun dışında şunu belki verebiliriz. Bu da fena değil. Bunu vermeyeceğim tabii ki de. Şimdilik bu gibi gözüküyor. Bağış yap diyelim. Biraz sıkıntılı bir karakter yani. Daha iyi hissetmene sevindim diyelim. I understand I ask a lot from you with few answers in return. Lafı bile olmaz diyelim. Tamam, şimdi partimizi alabiliriz. Gale'ı. Gale da geldi. Seviyesini atlatalım. Bizimle aynı seviyeye 4 level'a gelsin. Şimdi bir baz büyüğü öğrenecek. Bu baz büyüğü için şu sanırım yakından vuran önem olabilir. Büyülerden öğrenmek isteyebileceği şu belki olabilir, zehir hasarı vermesi açısından. Bir de Blindness ile Silence var mı? Silence yoksa sadece şeyden vardı, Shadowheart'tan vardı. Bakıyorum. Şimdilik varmış gibi gözükmüyor. Parçala var. Bu da sanki mor renkliydi diye aklımda kaldığı için. Düşünce, sez, büyül, küçült. Yani. Kalkan. Gülüş. Sanırım körlük de değil de şu bulanıklaşmayı alabilirim belki. Bir hazırlama kısmına gelirsek şunu çıkartıp onun yerine bunu alabiliriz sanırım. Şu Magic Missiles benim için önemli olan. Marifetten de muhtemelen kabiliyet arttırmayı seçip, gerçi bunu şey yapmışız, düzenlemişiz. 18 yaparak 4 level yapabiliriz. Tamam, şimdi Gale da bizim partimizde olduğuna göre şu artık moruğun icabına bakalım. Burada bir şey mi fark etti karakter? Bu tarafta bir şey var mı diye bakıyorum. Ne yazdı bir daha okuyalım. Gölge yüreği kaybedilen olarak et çürümesi. Bizim de et çürümemiz gitti. Artık şurada dinlenebilirim sanırım. Otomatik seçip tam dinlenmeyi yapalım. Fight'a şu an hazır gibiyiz. Neden Gale istediğimi göstereceğim. Gale olmak zorunda değil bu arada.
Evet, bu hala duruyor burada. Tüm hasarlara karşı savunmasız. Bunun için Lesser Restoration diye bir skill olması gerekiyor. Var mı diye bakacağım. Bütün karakterlere şöyle bir bakalım. Tür dersek düşünce sez bulanıklaşma falan var. Burada yoktu. Bu arkadaşta da yok. Gale'da da yok. Şimdi yok gibi gözüküyor artık. Ne yapalım? Bunu biraz bekleyeceğiz herhalde. Kamptan ayrılalım. Belki düzelmiş olarak geliriz. Yok, gelmedik. En azından benim karakteriminki şey yaptı. Şimdi buraya girmeden önce şöyle biraz büyütelim. Şu neymiş? Burada yukarıda bir genç var. Gandrel diye. 5 seviye bu arada. Şimdi burada bir kaydedeceğim. Bir konuşalım ya arkadaşlar. Evet. Evet, avcıymış bu. Gur neymiş? Geziyorlar, tavuk çalıyorlar, ekin lanet diyorlar. Ha, sıradan bir gezgin. Peki ne canavarı al diyorsun? Oo, vampir spawn. Kimdi bu da? Astarion. I fear he's gone to ground. I hope the hag of these lands can help me flush him out. If I can afford her blood. Öldürecek misin diyelim? Ya da gerçek vampir değil sonuçta, belki biraz ikna etme şeyimiz olabilir. I'm sure a vampire spawn. He is right, unfortunately. During the day we have the advantage, but at night when they hunt, you'll not find a more deadly quarry. Astarion ismini söyleyip ne düşünüyorsun diyelim. Dövelim bari bunu o zaman. These days I make mayor. Excellent. The vampire. Evet, dövüşümüz başladı. Fırsat saldırısı. İhtiyatsız saldırı. 21 hasar yedi. Belki bir ok şey yapabilir diye uğraşıyorum açıkçası. Bu arada çok fazla vurdu. Astarion'u öldürdü resmen. Şöyle şeyden çıkalım. Henüz büyük puan harcamak istemiyorum. Hasar gayet iyi. Shadow Heart'la Astarion'u iyileştirebilirim belki. Güzel, 11. İyi. Ama tabii ölümden kalktığı için şimdilik sadece bonus action olacak. Bir bonus action böyle vuralım. Bir de şöyle kanını içelim. Allah'ın belası, 5 level olduğu için fazla vuruyor. Hemen şimdi şurada kaldıralım bunları. Bir tanesini de Shadow Heart'la. Evet, çok vurdu. Bayağı fazla vurdu. İlk bütün şeyleri, kısa dinlenmelerimizi harcadık. Bakalım. Evet, şöyle bir Gandrel'in arzusu, canavarların adamı, mahlukat türü düşmanlara karşı avantaj sahibisin. Artı bir şey var ve ağır arbalet mi acaba? Yoksa hafif arbalet mi? Ağır arbalet. Bunu sanırım kendimize alabiliriz. Astarion'un çünkü şeyi yoktu hatırladığım kadarıyla onda. Nerede bu arkadaşın silah şeyleri? Hafif arbalet var. El arbaletleri var. Biz takacağız bunu. 5 oldu, şeyi de arttı. Onun dışında bir de şunu şeye, Gale'a vereyim diyorum. Elbise giyebilecek birisi geldi sonunda partiye. Çok da güzel bir de gözüküyor bu arada. Şöyle değer deyip tekrar bir tür yaparsak eğer silah kısmında
Şimdilik bir şey yok gibi gözüküyor. Tamam. Evet, bu arkadaşı da öldürdükten sonra şurada bir hançer kök var, onu alalım. Tuzak imha kiti, sarımsak ve şey, burada sanki bir tane Shadow Heart, hadi bak bir daha saving throw atacaksın. Sana bu sefer güveniyorum. Bu ne bu arada? O bu şeyden mi, oktan mı geliyor? Arbalet kısa oklarını kutsal enerjiyle doldur. Menzilli silah saldırılarının hortluğa dönüş etkisi yaratması muhtemeldir. Tam ne olduğunu bilmiyoruz ama. Evet, şimdi şu morukla dövüşebiliriz. Ondan önce şu red cap'leri bir kontrol etmek istiyorum. En son oynadığımda, daha önce yoktu ama en son oynadığımda bu red cap'ler burada dolaşıyordu. Daha Hag'le dövüşe başlamadan onları öldürebiliyorduk. Hala buralarda mılar diye, buradalar mı diye bir bakayım. Gözükmüyorlar ortalıkta. Tekrar şu çürüme gelsin istemiyorum. O yüzden çıkacağım. Bu ne saving throw atmamız lazım bundan kurtulmak için? Tüm hasara karşı savunmasız demek, her şeyden iki kat hasar yiyor demek. Şurada da bir tane kurbağa vardı. Ona neyse, çıkışta bakarız. Evet. Kaydımızı yapalım. Marina burada. Bunun kardeşlerini öldürmüştük. İki canlısın diyor. Hamile olduğunu öğreniyoruz burada. Evet, kötü haberlerim var diyeceğiz ama derse ki karşı çıkacak zaten, yine de söyleyelim. Hiç seni başkasıyla karıştırdım diyelim. Kardeşlerini öldürdüğümüzü söylemiyoruz tabii ki de. Evet, şu kafamızdaki solucanı çıkartabileceğini söylüyor. Neden koridoru çıkarmadın diyelim. Bedeline bağlı diyelim. Evet, küçük bir şey isteyecek bizden. Gözlerimizden bir tanesini istiyor. In it goes. That is my price. Nothing more, nothing less. Çok kötü bir anlaşma diyelim. Şansımı başka yerde deneyeceğim. Evet, şimdi bundan sonra Ethel'ı artık öldürmeye çalışmaya başlayabiliriz. Bu arada okla vurduk yanlışlıkla. İmpi çağıracaktım. Ha, şimdi bütün doğanın şekli gerçek şekline dönüyor burada. Az önce Perception'la kaçırdığımız şey şimdi gerçek haline dönüyor. Bu arada burada kayboluyor bu kişi. Şeyler de buraya gelmiş. Bunun büyü hakkı da çok fazla. Şöyle yaparsam hepsi doğrudan da geçmek zorundalar zaten. Biraz da yukarı çıkartacağım şöyle gelemesinler diye. Shadowheart çok şey yapıyor. Şu an hasta olması sinirimi çok bozuyor. 4 vurduk. Güzel. Şöyle bir ok atmada neler var? Zehirli ok yanan var, buzlu var. Biz normal vuralım. 9 vurduk. Fena değil. Evet, kendi karakterimi şöyle getireceğim şu an çünkü yaklaşamıyorum o tarafa doğru. Onlar gelsin bize diye bekleyeceğiz. Bir 8 hasar daha yedi. Zıplayarak çıktı. Bu da bir 17.
Ya depar atıp yanımıza geldin de sonra ne olacak? 14-7. Yine depar attı. Ethel hala görünmez. Şu an yürüyor hatta. Şöyle bu da üst kattayken hazır. Evet, bir tanesini indirdik. 16 can. Önce şu şey yapacakmış. 5'i vuralım. Bir sneak attack. Çok güzel, bir tanesi daha gitti. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi ana karakterimiz 39. Çok iyi hasar. Ethel hala yok piyasada. Normalde bu şey yapıyordu sanki. Gözükmüyordu. Vurunca mı kaçacak acaba? 11 vurduk. Şu zehrin içinden çıkalım. Karakterde ne var? Dezavantajlı saldırı zarlarımız. Şöyle vuralım. Normal ok atacağım. Kaçıyor diye hatırlıyorum çünkü. Hani şey yapmak istemiyorum. Yapalım bakalım ne yapacak. Bu niye kaçmıyor? İnat da hala kaçmıyor. Herkesi kutsamış olduk böylece bu heal'la da. Bir de şöyle vuralım. Şimdi kimde sıra? Bir deş. Düşme sakın. Bir sneak attack. Niye dezavantajlıyız ona karşı? Sanırım zehirli durumdayız diye. ...15 gerçekten olabilecek en şey hasar. Artık kaç? Kadın inatla kaçmıyor bu arada. Bak bunda kendi hastalığını... Ben Lesser Restoration arıyorum, buldum sonunda. Hastalıktan kurtulduk. Şimdi kaçacak herhalde. Bunun burada zaten hiç şey yapmaması gerekiyordu. Tam da sıkılayacak zaman. Kaç artık? İlla beni o kayda geri döndürecek, o ya belli oldu. Düştü mü 30'un altına? Düştü. Bu şey yapmayacak ya. Burada öldüreceğiz galiba biz bunu. Çok az canı kaldı. Tamam, ben böyle istemiyorum bunu. Buradan tekrar. Hem Shadow Art'ın hastalığını nasıl şey düzelteceğimizi öğrendik en azından. Ben o skill'i arıyordum, bulamıyordum. Meğer kendisinden geldiği için sürekli hazır vaziyette duruyor.
Hani özellikle seçmemize gerek yok. Shadowheart burada. İyileştir kendine. Tamam. Şimdi tekrar kaydettik. Giriyorum. Buraları hızlı geçeceğim bu sefer. Want me to take what? That is my price, not and you. Tamam, şimdi bittiğine göre bu nereye gidiyor? Önceden bu tarafa doğru kaçıyordu. Buradan içeri girmesi gerekiyor da biraz bekleyeceğim. Ne yapacağına bakıyorum. Evet, bu sefer gözüküyor. Tamam. Buralar geçsin. Kaç bakalım, nereye gideceksin? Şu an göremiyoruz da ama istersek sanırım şuraya vurursak şey yapabileceğiz. Görebiliriz belki. Neyse, turu geçelim bakalım. Bu elemanlar da geldi zaten. Onlara saldıralım. Burası değişmiş biraz bu fight'ın şeyi. Hani benim action'ım? Ha, az önce vurduğum için yok. Şimdi kaçıyor bu sefer. Tamam. Yeni arkadaşlarına iyi olun, oyunlar deyip bay bay diyerekten. Tamam, şimdi şey yapabiliriz. Benim karakter yerde yatıyor bu. 17. Birkaç kere daha vursaydı keşke. Daha iyi olurdu sanki. Tamam, şimdilik heal kullanmayacağım. Onları potla iyileştiririm muhtemelen. Belki şöyle bir şey yapabiliriz. Fırlattan kırmızı potion'ı var mı bu arkadaşın? Kırmızı potion'ı yok. Çok enteresan. Normal vuralım. Hiç vurmasaydı iyiydi ama. Nereye saklanıyor? Hale bak ya. Bir kişi öldürürsek bonus action kazanıyorduk. Tamam. Şimdi ihtiyacımız var ya bu sefer. 100 kere ıskalarız her şeyi. Tamam, öldür. Öldür. Yirmi can iyileştiriyor tek seferde. Gayet iyi. Yalnız bunun kaçmaması gerekiyor sürekli. Ha, biraz oradan açık yaralar şey yapmaya çalışıyor da. Rage'i de açmadığım için. Yok arkadaş. Ölmemeye yemin etmiş. Bu da kaçmaya yemin etmiş.
Biri daha geliyor bu arada. Ya şimdi ıskalamanın zamanı değil ama ya. Şanssızlık üstüne şanssızlık yaşıyoruz. Bak şimdi. Lightning şarj kazandık bu arada. Artık vuruşumuza bir lightning hasar falan eklenecek. Gizlendiği yere bak. Diğeri nerede? Uzakta o bayağı daha. Gelsin diye bekleyelim. Önceden bu isabet ettiremeyeceği zaman yürüyüp ona göre şey yapıyordu. Bak şu an niye mesela buradan... Tamam vurma. Vurmayın hiçbiriniz. Hiçbiriniz vurmayın. Ya niye yaklaştın? Kaçsana. Shadow Ward'la yanına gidelim. Astarion'la. Şimdi şunları bir toplayalım. İçeri gireceğiz ama girinceye kadar canımızı çıkardı yani bizim. Kapat sen de. Saçma sapan bir fight. Saçma sapan. Adam sadece kaçıyor. Bizimkiler %80'le %90'la sıkılıyor. Şimdi buraya girmeden önce bir Gale'a bakalım. Gale'ın büyü slotları şey. Bir tane büyü slotu muhtemelen yenileyeceğiz. Ama şimdilik durabilir. Onun dışında... Yine bir uzun dinlenme yapmamız gerekebilir. Canımız çok az. Şimdi buraya şöyle gizli ilerisine bastığınız zaman böyle bir yer keşfediyorsunuz burada. Az önceki şey buraya kaçmış oluyor. Burada biraz da Shadowheart'ta sanırım bir toplu heal yapsam olabilir. Şimdilik bununla idare edeceğiz. Bir süre kalacağım sanırım diyelim. Evet bu kısmı burada böyle birkaç kez karşımıza çıkacak bu. Ama dövüş olmuyor. Bu önceden öldürebiliyorduk sanırım bunları. Artık öldü. Evet aslında canlı yayında da değilim ama şu an birisi sanırım Steam'den abone olmuş. Hemen bakayım. Eyşan diye birisi. Benim karakterim niye yavaş yürüyor? Ağırlık dersek. Şunu artık sanırım gölge yürüye. Şunu da gölge yürüye vererek biraz şeyimizi azaltabiliriz. Burada bir tane cüce var. Bundan experience alıyoruz.
Şurada kör edilmiş elf var. Buradan gidilmiyor. Bu taraftan devam edeceğiz. Birkaç maske var. Burada bir kapı var. Kapının içinde bir varlık olduğunu şey yapıyorsunuz. Aç şunu diyelim. Geçmem gerekiyor diyelim. Ne bir hayal görüyoruz burada. Evet, bir şey yapmayı deneyelim. Kükremeyi deneyelim. Kritik başarı. Imagining its wooden frame crack, you see the hag. She walks through the door. Evet, kapının içinden geçtiğini görüyoruz. Ve biz de anlıyoruz ki biz de buradan yürüyerek geçebiliriz. Şu Lorin'i de öldürelim. Bir 10 experience daha. Ondan sonra şöyle tutup arkasına doğru bir yere tıkladığımız zaman buradan geçebiliyoruz. Şu bitkileri toplayacağım. Şimdi burada gizlenelim. Ufak bir fight'ımız var burada. Sanırım ayırsak daha iyi olacak. Astarion'la ufaktan başlayalım. Gizlenerek ilerlemeye. Buradan çıkılıyor mu diye bakıyorum. Şu hop hop hop. Gözükmeden şu tepeye çıkabilsem çok iyi olacak. Bu arkasını dönmeden çıkabilirsem ki gözüktük. Tamam, sıkıntı yok. Bu karakterlerimiz hala dövüşte olmadığı için ve nereye baktıklarını da görebildiğimiz için. Şimdi buradaki en şeyi sanırım şu olması gerekiyor. Elinde balta olan bir tane büyücü var. Bir tane tank gibi bir şey var. Bir tane de okçu gibi bir şey var. Ben şu bununla şey yapacağım. Bunu öldürmeyi deneyeceğim. Tamam, 22'yi vurduk. Bir de bunun reaction'ı var. Enteresan bir şekilde. Astarion hala saldırı yapmadı. Buna vurup öldürebiliriz. Veya ondan önce. Muhtemelen birazdan uzun dinlenme yapacağımız için büyü slotlarımı harcayacağım artık burada. Şöyle şunun üst seviyeden bir, hatta bunu da değil, şunu üst seviyeden en fazla vuran şu 3.24'tü ikinci seviyeden atalım. 19 vurduk. Bir tek Shadow Ward kaldı. Şimdi onunla, bununla yani Shadow Ward'la bizim Barbar'ı iyileştirmem gerekiyor. Çünkü Barbar'la vuracağız ona. Ve reaksiyonu var. Reaksiyon da pis, bir de Psychic Damage falan vuruyor. Dibine kadar girerim belki diye düşünmüştüm ama giremeyeceğiz. Bu şekilde kutsayarak bunu da başlayabiliriz. Şimdi Astarion Sneak Attack ölüyor. Sıkıntı yok. Şimdi buradan Astarion'u yukarı çıkartıyorum. Bekleyelim. Gale saldırısını yaptı. Şöyle onu da bu tarafa gözükmeyecek bir yere çekeyim. Aslında nasıl görüyor? Ben şey yapsam görmez. Benim karakterim. Hıh, tepeye de çıktın. Bravo. Bunlar dayanıyorlar. Şey, koca karının taktığı maskeler var bunların suratına. O maskelerden kurtulmaya çalışıyorlar. Yani şey, nasıl olsa dediğim gibi spell slotlarını yenileyeceğim için şey yapıyorum. Büyü slotları kullanıyorum. Bir sneak attack daha. 16. Tamam. Bir tek sanırım şu şey kaldı. Tepedeki okçu ile büyücü kaldı. Sıkıntı çıkmaz herhalde diye düşünüyorum. Bu hareket edemiyor galiba şu an. Aynen, hiçbir şekilde hareket edemiyor. Buradan kimseye de vuramıyor. O yüzden turu geçeceğim. Depar atmak zorunda kaldı kimseyi göremediği için. Ya nasıl depar action harcıyor?
İyi tamam. Nedense bu bunlar sürekli direndiği için bir şeyler yapabiliyoruz. Lightning Bolt'la birlikte. Tamam. Sneak Attack lazım bize. Dash'ini kullan. Şöyle. ...14 vurdu, bir tane daha yetişemiyor. Hatta şöyle yapalım, garanti olsun ya. Önce tabi yürümesi gerekiyor. Evet, herkes yaptığına göre. Şimdi bunların içinden... ...komple şey, şu maskelerden çıkıyor. Maskelerin ne yaptığı da üstünde yazıyor aslında. Ethel teyze hoş geldin diyor. Diye bir şey yazıyor. Onun dışında bir şey çıkmıyordu üstlerinden diye hatırlıyorum. Burada bir sandık yoktu önceden galiba. Var mıydı hatırlayamadım. Yeni koymuş olabilirler. Burada bizde çok fazla pot var. Onları şeye verebiliriz. Diğer karakterlerimize. Ama şimdi bunu da yaptığımıza göre nereden devam ediyorduk? Ha, buradan devam ediyoruz. Karşı tarafa zıplayabiliyorsunuz bu şelalenin altından. Herkes gelirse eğer. Şimdi burada bir tane zehirleyici gaz var. Shadow Art'ı şöyle yaklaştırıyorum. Tespit başarısız dedi. Hemen geri çekiyorum. Zehirlendi bile oradan. Astarion şeyi görüyor, tuzağı görüyor. Şimdi oraya sanırım ağır nesneleri buraya koyabiliyorsunuz. Ancak burada ağır bir nesne var mı diye ortalığa bakıyorum. Bulamıyorum. Ancak belki şöyle bir şey deneyebiliriz. Nerede o tuzak? Burada. Bizim üstümüzde mesela şöyle bir şey var. Menfezin üstüne fırlatsam onu. Fırlatmıyor mu? Attım. Tamam. Deaktive etti. Bir de tabii bunlar var. İşte lanet olası. Bunların hepsi tuzak. Bunların arasından nasıl yürüyeceğiz şimdi? Biraz canımız gidecek. Uzun dinlenmeyi... Size, ne diyeyim ki ben size yani. Tamam, bir tane şeyi gördük. Burada bir kaydetmek istiyorum. Şeyi tekrar deneyeceğim. Balta atmayı. Şöyle yapalım. Menfez gözükmüyor yalnız burada. Sadece çiçek gözüküyor. Çiçeği atsam üstüne. Basmış kadar olduk. Sanırım buradan aşağı atlasak daha iyi olacak. Şeyin bir heal'ı var mı? Herkese basacak kadar yok. Şöyle bir şey yapabilirim. Bir iki pot aktaracağım. Bunu nasıl ayırıyoruz? Shift, shift sağ, shift sol olmadı. Shift'le beraber sürüklersek. Şöyle 3 tane... 3 tane. Birini Astarion'a, birini Gale'a verelim. Evet, şimdi buradan hızlı bir şekilde aşağı doğru yürüyeceğiz. Biraz zehirleneceğiz ama yapacak bir şey yok. Patlayan şey yapan olacak. Bunlar zehirden korkularına inmediler. Gale, sen de in, tek tek götüreceğiz mecbur. Birleştiriyorum. Buradan aşağı inmeye devam ediyoruz. Bir tuzak göremedik şu. İnşallah basmaz kimse üstüne. Basmadılar.
Buradan aşağı atlayarak devam edebiliriz. Zehrin içine girmeye gerek yok. Gale yine de girmeyi tercih etti. Ona bir şey demiyorum. Şimdi burada bir kaydedelim. Bir uzun dinlenme yapalım. Aa, burada uzun dinlenme yapılmıyordu değil mi? Evet, işte şimdi sıkıntılı zamana geldik. Kimsenin büyü slotu da kalmadı. Nasıl olsa burada dinleneceğim diye. Gale'da var mı? Gale'da biraz var. Onunla belki idare edebiliriz diyeceğim de. Şimdi şurada bir gizlenelim. Deneyeceğim, bir olmazsa maalesef ayırdık herkesi yahu. Şöyle Shadowheart'ta bu taraftan dolaşalım. Şu ateşi bir söndürelim. Şey genelde burada oluyor. Anti-Ethel. Böyle yaptığımız zaman dövüş başlıyor. Burada hem kızı kurtarıp hem bunu dövmenin de bir şeyi var, yöntemi var. E şimdi Gale almamızın şeyine, olayına geleceğiz. Öldü bile. Bunlardan birkaç tanesi illüzyon. Bu arada bizim karakter dövüşe girmiş bile. Bunlardan birkaç tanesi illüzyon. Yani şey, sahte. Yahu gizleniyorsun, gizleniyorsun. Bu iş muhtemelen böyle olmayacak ama. Hızlı koşmayı açalım. Gerçek olan bu olabilir mi bilmiyorum. Evet, gerçek olan buymuş. Bu arada hani benim ikinci action'ım? Düz vuracağız herhalde, onu bir daha kullanamıyoruz. Şimdi buradan 1, 2, 3. Bu sahtelere birer tane vurmanız gerekiyor. Ki ortalıktan kaybolsunlar bu şekilde. Yayıldı, burada tutalım. Bu arada bizim Astarion daha girmemiş dövüşe. Onu da vurmuş olduk. Fırsat saldırısı da vuralım bir tane. Çok güzel. Şimdi Rage. Kazanan bonus action'ımız yok bu turluk ama. Şimdi buradaki amacımız Antetle 30 canın altı diye hakkında kalmış. Emin değilim. Maksimum 16 falan vuracak. Ben bunu 4 tanesinde bunu atayım. Evet, 8 canı kaldı. Şimdi sıranın ona gelmesini bekliyoruz sadece. Evet. Çok zor bir şekilde Magic Missile hayat kurtarıyor burada. Birer tane herkese attığınız an kopyaları gidiyor. Öldürme beni, tekrar geri geleceğim diyor. Ben de istediğim bir şey var. Devam et diyelim. Daha güçlü, daha sert, daha zeki olmak istiyorsan artı bir kabiliyet puanı alabiliyoruz bundan. Ama öldürmemeye dikkat edin. Öldürürseniz vermiyor. Evet, gücü alacağım diyeceğiz. Dediğim gibi şu kız güç her şey yoksa kafa taşısına işerim diye bir seçenek var. Bir kere deneyeceğim sadece. Save scam yapmıyorum. Bir kere deneyeceğim. Sırf avantajımız da var. 11 şey hayatta olsaydı neydi onu, Shadowheart daha iyi olurdu. Ha, tam 15 tutturduk. Hem kızı kurtarıyoruz hem gücü alıyoruz. Bir saç telini fırlatıyor. Bunu kocasının kurtarması için anlaşma yapıyorlardı. Fikrimi değiştirmeden önce git buradan diyelim. Evet, şimdi burada artık istediğin bir tanesine şey ekleyebiliyorsunuz. Kuvvet diyeceğiz burada. Dayanıklılık, çeviklik, zeka, şey. Kuvveti seçelim. Ayrıca Shadowheart. Oh, I have the magic touch.
Ölmeden bir el uzatabilecek miyiz? Güzel. Ölmeden attık. Şimdi bu aldığımız şey bu. 17'den 18'e çıkartıyor. Ve istediğimizi ele geçirmiş olduk. Biraz sıkıntılı bir başlangıçtı ama karakterimiz iyi burada. Şimdi bir de Merine ile konuşalım. Ben hem kurtarıp hem öldürememiştim. Üzgünüm, yardım etmeye çalışıyordum diyelim. Koca karı asla sana yardım etmeyecekti. Bebeğin ölü koca itisi için takas edecekmiş. Auntie Ethel promised to give this child more than I could have done. Kendini küçümseme diyelim, bu çocuğu büyütebilirsin. Now I'll have to drag Connor's coffin all the way. I hope you're happy. Şimdi bir dakika, şu Marina'yı kurtar şeyine bir bakalım. Evet, kocasının mezarına gidiyor şimdi buradan. Yanlış hatırlamıyorsam buradan hemen çıkışta olması gerekiyor. Mezara da gidelim. Orada da bir ufak bir olay oluyor. Şu Silvan taşı neyse artık onu da alıyorum. Kendisi daha uzak bir yerlerden çıkmaya çalışıyor. Şuradan içeri girmeyi unutmayalım. Kemik mantarı var. Domuz kafa, domuz melita falan, onları şey yapmıyoruz. Hep iksir, şey, hız iksiri. Diğeri neydi ondan önce aldığımız? Şu sanırım kundak çığı. Yok pardon, şu hep gören göz. İyiden ve kötüden şey yapıyor. Tamam, bunu saklayacağım. Gale'a veririz yemek istediği zaman. Onun dışında hasır sandık var. Buradaki potların ben bir keresinde hepsini denedim. Hepsi çok kötü. Hiçbir işe yaramıyor. Hala öyle mi bilmiyorum. Alıp bakabilirsiniz. Avcuzelerin asası var. Ona bakalım. Şu. Bir hastalık ışını büyüsü veriyor bedavadan. Böylece biz de Gale'dan hastalık ışını zaten ondan olduğu için başka bir büyü alabiliriz. Şöyle bir şey yapabiliriz. Onun dışında başka bir şey gözükmüyor. Şöyle kaydedeceğim ve çıkalım. Şimdi Marina şurada duruyor. Onun yanına bir gidelim bakalım. Kocasının mezarının başında muhtemelen. İyi misin diyelim. Sessizce onu bekle diyelim. He got right up and pushed me back. We've barely spent a day apart since. Onu burada bırakabilirsin diyelim. He deserves a proper burial. He deserves to. Sızlanmak yolunu kısaltmayacak diyelim. Evet, burada sanırım ben bunu dirilttiğimizi hatırlıyorum ama nasıl yapacağız onu düşünüyorum şu an. Tekrar bir konuşmayı deneyeyim. Gene aynı şeyi anlatıyor. Deneyeceğim bir kere, şöyle kaydedeyim de. Yok, şey yapmıyor. Sanki önceden yapabiliyorduk diye aklımda kalmış. Muhtemelen bir kere daha denesek mi diye şey yapıyorum da neyse, zorlamanın alemi yok. Oluyorsa da siz deneyebilirsiniz. Çıkmadan önce Ontetal'ın şeylerini, malzemelerini toplamayı unutmayın. Hatta şey, mümkünse girmeden önce toplayın. Ben unutmuşum. Şöyle dakikaya da bakayım. 49 dakika olmuş. Gayet iyi. Burada ne var? Hayvanlarla konuşma iksiri var birkaç tane. Birkaç tane büyük kırmızı potion var. Hayvanlarla konuşma işimize yarar belki diye şey yapıyorum. Saklıyorum.
Belki yarar değil, kesin yarar. Sandıkları falan açalım, şifa iksirlerini alalım. Bir sürü potion'umuz oldu. Hangisi ne işe yarıyor tam bilmiyorum şu an. Hani ayrıntılı okumuyorum ama. Evet, sanırım bu kısmı da hallettiğimize göre. Artık ilk önce bir uzun dinlenme yapıp sonra da Karlak'ın olduğu mekana gidebiliriz. O da Goblin Souls'a. Şurada Karlak, burada Viranköy'den gideceğiz. Görev ekranı burada, bu harita ekranını bayağı düzeltmişler. Viranköy'e gidelim. Bu arada artık isabet oranımız da biraz iyileşti. Uzun dinlenme yapacağız. Ondan önce bir de şu Gale'ı tekrar partiden çıkartıp Will'i alalım. Ve hatta ondan önce Gale'dan şunu alalım. Bu arada staff'ını takmamışız onun. Hem de Gale'la bir konuşalım. Tekrar şey isterse vermeyeceğim onu bu arada. Kim o? No, no. She's no one, really. I was just practicing an incantation. Seni rahat bırakayım, iyi geceler diyelim. Sonra kampta kalmanı istiyorum diyelim. Ve tekrar Will'i yanımıza alalım. Tamam. Will'in stat durumu neydi? 18, 14, 14. Ha, bu 17, bu yüzden vardı. Şimdi şuları da verelim Will'e. Şöyle olacak. Bir de yanına Imp'ini de çağırmayı unutmayalım. Onun dışında sanırım tamam gözüküyoruz. Uyumam şeyine, moduna geçelim. Bakalım var mı bir şey? Bir etkinlik, bir şey. Yok. Şu an tamamız. Kamptan ayrılabiliriz. Evet, tekrar geldiğimize göre şu yukarı kısımdan gitmiştik ve Karlak'a doğru yaklaşırken tam geri dönmüştük. Tekrar buradan gideceğim. Şu Karlak'la alakalı durumları yapacağım. Kayıp sevkiyat var. Orada güzel bir şeyler var. Onları yapacağım. Şöyle YouTube 8 olacak sanırım. Bir kayıt dosyası açalım 8 diye. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.